Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Çoğunuz Sıla yoluna gittiniz, geldiniz, işinize başladınız, sağ salim geldiniz, işinize başladınız, normal hayat e, devam ediyor. Bazı arkadaşlar geçen hafta daha yeni gittiler. Çocukları olmayan bilhassa o arkadaşlar gençlerimiz gittiler. Onlar da şimdi 2023 senenin tatilini yapıyorlar ve hepsine buradan hayırlı uğurlu güzel bir tatiller geçirmesini diliyorum. Arkadaşlar 2023 yılındayız ama 2024 senesi için tabi bazı yenilikler bazı haberler de gelmeye başladı. Bu haberlerin bir tanesi Avusturya'dan geldi arkadaşlar. Videomu sonuna kadar seyredin. Sizi haberdar edeceğim. Bakın Avusturya'da sevinçli bir şey var ee, bizim için, gurbetçiler için sonuna kadar seyredin. Ve rica edeceğim abone olmadıysanız, siz de abone olursanız, bana destek olursanız gerçekten gurur duyarım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Avusturya üzerinden Fazla tantana etmeden konuya girelim. Avusturya üzerinden Türkiye'ye giden arkadaşlar. Avusturya mesela Almanya'dan geliyorsun. Avusturya Macar yapıyorsun. Veyahut da Almanya'dan gelip Avusturya'dan geçip Slovenya yapıyorsun. Biliyorsunuz ki şimdiye kadar 10 e, günlük vinyet alıyorduk. Yani bir gidiş için 10 gün içerisinde gelirsen o vinyet geçerli oluyordu. Ama çoğunuz... 10 günden fazla gittiğiniz için iki kere 10 günlük alıyordunuz. Arkadaşlar 2024 senesinden sonra bu kural değişiyor. Avusturya iki gün evvelsi yeni bir haber verdi. Dedi ki 2024 senesinden sonra dedi 10 günlük kalıyor dedi. 1 günlük bir niyette yapacağız dedi. Yani şimdi siz Almanya'dan çıktınız sabahleyin. 24 saat içerisinde yani bir günde Avusturya'yı geçerseniz bir günlük alıyorsunuz. Ama onu iki tarihe getirirseniz olmuyor arkadaşlar. O zaman 10 günlük almanız lazım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Cumartesi günü için aldınız değil mi? Gece saat 12'de başlıyor. Daha öbür hop akşam 12'ye kadar geçerli 24 saat geçerli cumartesi günü için o 24 saatin içerisinde Avusturya'yı geçerseniz bir günlük vinyet almanız gerekiyor. Tages vinyette 8.60 euro yani 8.60 10 günlük gelecek sene için 11.50, 2 aylık için 28.90, 10 kuruş ucuzladı. Yarıs finiyette senelik 96 kırk kuruş. 2024'ün fiyatları bunlar arkadaşlar. Yalnız tekrar söylüyorum dikkat edin bakın bu günlük yani günlük cumartesi günü öğlen yola çıktın, bazara e, girdi mi Avusturyasında olmuyor. O zaman iki günlük alman lazım. Yani cumartesi günü aldıysın, cumartesi günü için aldıysan o tarih diyelim 12'si cumartesi. Bu 12'sinde çıkman lazım. Giriş ve çıkış aynı tarih olması lazım. Yoksa 10 günlük almanız gerekiyor. Burada bir yanlışlık yapmayın. Çünkü her yerde kameralar var. E, evinize ceza gelir arkadaşlar. Ve biliyorsunuz Avusturya'da dikkat edeceğiniz öbür konular. Bazı mautlar var. Mesela Tauern, Kacz, Kaczberg var. Bazı tüneller var. Karavanken... E, e, tuneli gibi. Bazı arkadaşlar e, Bosruk, Streckenmaut oradan gidiyorlar. E, Glein Alm Streckenmaut var. E, bunları da e, mecbursunuz almaya. Almadınız. Bu Maut Streckenmaut'u almadınız. Ne oluyor? Arkadaşlar gişelere geliyorsunuz. Ya nakit parayla veyahut kredi kartından ödüyorsunuz. Ama tabii ki evden önceden plakanızı not edip de alırsanız hepsi zaten dijital oldu. Artık vinyet minyet kalmadı arkadaşlar. Plakanızı not ettiğiniz zaman ne oluyor? Geliyorsunuz. Gişelerin hepsinde artık kameralar var. Bariyere otomatikmen açılıyor. Ama tabii 180'le gelmeyin. Kamera okuyamaz lütfen. Söylediği gibi 20 ise 20, 30 sa 30 lan yani oraya gelin de kameranın da şansı olsun bariyere açılması için. Bazı arkadaşlar biraz... Ee, hızlı araba kullandıkları için onun içinde de e, bunu söylemiş olayım. Arkadaşlar daha öbür mountlar da var. Bu Arlberg Brenner falan ama bunlar size herhalde ilgilendirmez. Çünkü oradan galiba fazla giden yok. Oradan da giden olursa e, Arlberg e, için lazım. Brenner için de lazım. Ve belki diyeceksiniz ya otoban parası veriyoruz. Neden peki bu Strecken Maut? Arkadaşlar o Strecken Maut'lar da herhalde ee, Avusturya belediyesi şeyin değil yani ülkenin değil onlar da privat olduğu için onlara maut yapmışlar. Tüneller de çok pahalı olduğu için onlara da para istiyorlar arkadaşlar. Bu 2024'ün şimdilik e, en son bilgisi. Herhangi bir bilgi daha gelirse mesela Bulgaristan'dan bir değişiklik gelirse, Sırbistan'dan bir değişiklik gelirse e, sizi tabii ki haberdar edeceğim. Hırvatistan'da şimdi yanlış söylemeyeyim orada gişeler var. Bu gişelerin kalkacağı söyleniyordu bu gelecek sene için mi öbür sene için mi arkadaşlar şimdi unuttum gerçekten kusura bakmayın ama e, bu bilgiyi de son bilgiyi de alırsak o gişelerde kalkarsa tabii ki sizi ben hemen anında bilgilendireceğim ve biliyorsunuz ki Murat Bozdoğan kendisi de devamlı yollarda ve Murat Bozdoğan tanıdığı da bir sürü insan var arkadaşlar beni de yollardan bilgilendiriyor arkadaşlar evet 2024'ün Artık heyecadını, sıla yolunu şimdiden isterseniz yavaş yavaş yaşamaya başlayalım. Biliyorsunuz zaten o gün için devamlı gayret, gayret, gayret. Gurbetten Türkiye'ye gidebilmek için, arabamızla gidebilmek için. Neden arabamızla gidiyoruz? Araba kullanmasını beğendiğimiz, sevdiğimiz için, o yolları sevdiğimiz için sıla yolu bir aşktır. Bunu arkadaşım Orhan Yılmaz da videolarında devamlı söyler. Sıla yolu bir aşktır. Biz Sıla yolunu sevdiğimiz için arabamızla gidiyoruz arkadaşlar. Ve neden arabayla gidiyoruz? Türkiye'ye gittiğimiz zaman A'dan B'ye, B'den C'ye gitmek için altımızda arabamız oluyor. Kendi arabamız oluyor. Yani orada otobüsle, minibüsle, dolmuşla uğraşmaktan tabii ki de kurtuluyoruz. Neden arabayla gidiyoruz? Bazı arkadaşlar uçakla gitmiyor arkadaşlar. Yanımızda ona göre... Hediyemizi götürüyoruz, kendi ihtiyacımızı götürüyoruz. Bazı arkadaşların kendi evi var, dairesi var. Yanında bazı şeyler tabii ki yanında götürüyorlar kendi ihtiyaçları için. 2-3-4 üç, üç, çocuğu olan arkadaşlar var. Onlar uçakla gitmeye kalkarsa tabii aşırı bir şekilde pahalı olur. Onun için arabamızla gidiyoruz. Bazı arkadaşlar bana da diyor ya abi sen kafayı mı üşüttün ya o kadar yol gidilir mi gidilir kardeşim ben kafayı üşütmedim ama arabayla işte gitmesini seviyorum. Herkesin de bir ufak hobisi var bu da benim hobim araba kullanmasını seviyorum. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum tekrar kaç paraydı? Yine unuttum. Bakın kafa kalmadı. Tages vinyette gelecek seneye 8.60 arkadaşlar. Yani 10 günlük ödemeyeceksiniz. Veyahut da 2 aylık ödemeyeceksiniz. Evet. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Fazla uzatmayacağım bu videoyu. Biraz kısa olsun. Hepinize çalışanlara hayırlı işler, çalışmayanlara hayırlı istirahatlar diliyorum. Kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.